Bir millet ekonomik olarak çökebilir. Birinci Cihan Savaşı'ndan çıktığımız zaman biz çok fakirdik. Sadece biz değil, Almanya da fakirdi. Ama öyle olur, böyle olur, zenginleşebiliriz. Şimdi zenginleştiğimiz gibi. Dedemiz merkep bulamıyordu binmeye. Biz 1 milyonluk arabalarla, 2 milyonluk arabalarla geziyoruz. Onu da bir şey kabul etmiyor. Ne var ki bunda diyoruz. Ne var ki bunda? Sanki sinek gibi oldu. Gözümüzde sinek gibi oldu. Zenginleştik. Bir milletin fakirliği kısa devrede bitebilir. Sen bugün fakirsin, yarın çok zengin olabilirsin. Ama bir millet ahlakını kaybederse o insan, o millet bir daha adam olmaz. Kaybettiğimiz ahlakı bulamayız. Kaybettiğimiz parayı buluruz. Kaybettiğimiz arabayı buluruz. Kaybettiğimiz işimizi buluruz. Kaybettiğimiz ahlakımızı bulamayız. Haya duygusunu kaybedersek bunu bulamayız. Çocuklarımıza vereceğimiz en önemli zenginlik ahlaktır, haya duygusudur. Onlara vereceğimiz arabadan çok daha önemlidir. Onlara vereceğimiz evden, gayrimenkulden çok daha önemlidir. Araba elden gider, bugün gider, yarın gelir. Ama ahlak elden giderse bir daha kolay kolay gelmez. Bir babanın evladına vereceği en güzel miras güzel ahlaktır. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi haya duygusunda zirveyi yakalayanlardan eylesin. Hayasızlığın her türlüsünden cümlemizi hifz-ü himaye eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun.